Herkese merhabalar. 7. I have a sınıfta. Dream hocam. I have a dream. Yes. We have always have dreams. 7. sınıf hocam, dreams. Hocam sadece İngilizce konuşuyor musun? Lütfen rica ediyorum yani. Hello Tonguç, how are you? Fine teacher, how old are you? I'm fine, thank you. I am 30 years old. How old are you Tonguç? I am very much, thank you very much, really 11 years old. Okay Tonguç. Now we are starting our lesson. Today we will focus on hocam, vocabulary. Hocam İngilizce konuşmayın yeter, çok sıkıldım. hemen kaçmaya başlıyorsun. Good afternoon teacher size demiş hocam. Kimler var kimler? Are you ready? Dedik ve arkadaşlar hazırlarsa hemen isimlerini söylesinler bakalım. Dımtıs, dımtıs, dımtıs. Alper Ege, ondan sonra Efe Özbek, ondan sonra hello demiş Bengüsü hocam size. Good afternoon Barış Ulu demiş hocam size. Herkese selamlar, good afternoon teacher demiş. Harika, mükemmel. Arkadaşlarımızın hepsini tebrik ediyoruz. Bugün KÖK'teki, yani KÖK yayınlarında 7. sınıf İngilizce sayfa 93 ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi kitabında da 7. sınıfta sayfa 83 ve 94'teki kelimeler, yani dreams konusunu öğreneceğiz. Önce kelimelerimizi bir tekrar edeceğiz, pekiştireceğiz. Ardından da bütün vokabülleri bitirdikten sonra diğer dersimizde reading yapacağız. Ünite 7'deyiz, dreams'teyiz, hayallerdeyiz. Şimdi burada bazı kelimeler var. Run, koşmak, bunu biliyoruz. Buy, satın almak, bunu da biliyoruz. Travel'da seyahat etmek, bunu da biliyoruz. Hayır, nereden biliyorum? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Hayır bunlar. Bak, bunu bildiğini yeni biliyorum. Yeni öğrendim. Bak, bunlardan daha fazla öğrendim. Mesela I run each team hocam. Sen her takımda koşabilirsin, bunu biliyorum. Fakat burada önemli olan biz bambaşka bir şey öğreneceğiz. Koşmak kelimesinin ya da satın almak kelimesinin ya da seyahat etmek kelimesinin başka manaları da var. Mesela diyelim ki run a store diye, mesela run a business. Run a business ne demek Tonguç evladım benim? Hocam işe koşmak, bir işe koşmak demek. Bak burada esasında bir işe koşmak derken işe koşmuyorsun. Esasında bir işi yapmak anlamına geliyor. Veyahut da run a company. Company şirket demek. Şirkete koşmak. Şirkete koşmak değil işte. Burada koşmak değil. Burada bir şirketi işletmek manasına geliyor. Veyahut da run a store. Store ne demek Tonguç evladım benim? Mağaza. Mağaza. Mağazaya koşmak. Bir mağaza işletmek, bir iş işletmek, bir şirket işletmek anlamına da geliyor. Yani sadece koşmak anlamı yok. Veya buy, satın almaya baktığımızda ise buy a sport car diyelim mesela. Bir tane spor bir araba aldım. Buy a sport car. Tamam, spor bir araba aldık. Aynı zamanda buy a country house. Bir tane köy tarzı ev alalım mesela. Kırsal bir ev alalım. Buy a country house diyelim. Ve hatta buy a motorbike. Bir tane motor bisiklet alalım. Şimdi burada da ne oldu? Satın almak kelimesini görmüş olduk. Travel mesela, travel in space. Uzayda seyahat edebiliriz. Mesela Tesla şu anda insanları alıyor böyle. Şöyle alıyorlar uzay gemisini. Hop, uzaya gidiyorlar mesela, değil mi? Uzaya da sen hiç gitmek ister misin? Uzaya? Uzaya gitmek istiyorum hocam. Evet, uzay seyahatlerimiz başlamıştır. Belli bir ücretle. Dünyada dışarı çıkmak yasak ama uzayda gezebiliyorsun. Uzayda şu anda virüs yok, o zaman gezebiliyoruz. Travel in space veyahut da travel around the world. Around the world. Around the world ne demek Tonguç evladım benim? Dünyanın çevresinde. Harika. Dünyanın çevresinde seyahat edebiliyoruz. Veyahut da travel overseas mesela. Denizlerin ötesine gitmek. Denizler bunlar mesela. Ne işimize yarayacak hocam? Bunlar, bu kelimeleri nasıl kullanabildiğimizi görmemiz lazım. Birazdan, ya birazdan neydi? Gelecek birazdan. Birazdan. Biraz kafam karıştı Tonguç, özür dilerim. Hocam siz İngiliz misiniz? Japon musunuz? Hayır, hocam? Ben çok şükür Türk'üm. Fakat İngilizceyi konuşurken bazen bu tarz şeyler yaşayabiliyorum Tonguç'um. Şimdi run, buy, travel kelimelerini gördük ve şimdi talk about your future dreams. Senin gelecekteki hayallerin nedir? Türkçe'de söyleyebilirsin hocam. Hocam Yağmur Merve demiş ki hello teacher, how are you? I hope you are good. Please read my name, say my name, baby if you give it. I love your book so much demiş bir de hocam. Evet, Yağmur Merve, seni biz de çok seviyoruz. Gerçekten teşekkür ederiz. Şimdi talk about your future dreams diyelim. Burada gelecek hayallerimizden bahsedeceğiz. Bu kelimeleri kullanarak da. Şimdi countryside, yani böyle köy yeri. People, insan. Children, çocuk. Money, para. Hocam children'lar çıldırıyorlar her seferinde. Gerçekten. Aynen. Children zaten çıldırmaktan geliyor. Yani eğer sizlere children diyorlarsa o zaman siz çıldıracaksınız. Çıldırmayın deseler de çıldırmazdınız gibi bir mantığı var bu işin. Money, para, car, araba, musician, müzisyen, education, eğitim, company, şirket, space'de uzay anlamına geliyor. Şimdi mesela büyüyünce diyelim ki müzisyen olmak istiyorsun. O zaman diyebilirsin ki I want to be a musician diyebilirsin. Ben bir müzisyen olmak istiyorum. Musician'ı yazdın. I want to be a musician. Nerede mesela? In the future. Gelecekte bir müzisyen olmak isteyebilirsin. Tamam, bunu yazdın. Başka ne diyebiliriz mesela? I want to be a teacher. Mesela in the future. Bir şirkette çalışmayacağım diyebilirsin. I will not, yani I will not work in a company. Ben bir evet, ben bir şirkette çalışmayacağım, müzisyen olacağım diyebiliriz. Veyahut da mesela insanlara ulaşmak istiyorum. Ay. Hatice Avcıoğlu sizi Kore'den izliyorum demiş. Good afternoon teacher demiş. Good afternoon Hatice. Neydi? Sisanyo neydi? Çelçine seyo. Çelçine seyo. Bir de bir şey vardı. Sanlıya seyo. Sinema seyo. Öyle bir şey vardı. Unuttum şimdi. Koreciyi unuttum. Vay be.
O kadar da öğrenmiş. I will run my... Haça ne diyor? Haça bu Karadeniz konuşuyor. Haça ne diyorsun? Ne diyorsun? I will run my own company. Kendi şirketimi şey yapacağım, işleteceğim. Hocam century ne demek demiş Joe here? Nerede? Century. Century yüzyıl demek. Şöyle century şöyle yazılıyor. Century. Yüzyıl demek. 21st century productions. Evet, 21st. 21. yüzyılda. Evet. I will run my company. My own company. Ve I will live in... I wish I will go to Chapafen High School demiş Seçil Koç. Oo, çok güzel. I will live in countryside. O zaman herkes geleceğiyle alakalı bir şeyler yazsın. Tonguç da okusun. I will go space demiş Şan Vertuğan'a. Oo, çok güzel. Uzaya gideceğim demiş bir tane arkadaşımız. Tebrikler. Herkes gerçekten çok güzel hayal ediyor. How can I go to Taksim? Taksim. Evet. Şimdi gelelim bu tarafa. Özgür ve Seri arasında bir diyalog var. Özgür diyor ki always eats fast food. Daima fast food diyormuş. Gerçekten de kafası da hamburgere benzemiş. Seri'ye baktığımızda ise makes new friends easily. Yeni arkadaşlar kolayca yapabiliyormuş Sally'de. Şimdi Sally gets on well oluyor tabii ki şey olduğu için. Sally gets on well with her friends. Because she's couch potato, selfish, stubborn, easygoing. Şimdi burada çok ilginç kelimeler var Tonguç herhalde. Mesela burada bazı kelimelerin anlamını bilmemiz lazım. Diyelim ki stubborn inatçı demek. Stubborn inatçı demek. Bunu biliyoruz. Eğer Sally arkadaşlarıyla iyi geçiniyorsa... Çünkü o inatçı. Olabilir mi? Bir insan inatçı olup da arkadaşlarıyla geçiremez. O zaman bu kelime anlamsız. Veya başka bir kelime bakalım. Mesela selfish'e bakalım. Karışık gidelim. Sally gets on well with her friends. Gets on well with her friends. Because she's selfish. O arkadaşlarıyla iyi geçiniyor çünkü çok bencildir. Bu da anlamsız. Anlamsız. Saçmalama. Veyahut da Sally gets on well with her friends because she's coach potato. O televizyon bağımlısıdır. Televizyonun karşısında böyle patates gibi oturuyor. Coach potato ne demek hocam? Televizyon bağımlısı. Böyle sürekli televizyon izliyor. Böyle birazcık tombiş patates gibi kalmış öyle bekleyen tipler. O zaman bu da arkadaşlarıyla iyi geçinemez. O zaman easy going. Yani easy going nedir? Böyle anlayışlı, onlarla iyi takılabilen, insanlarla rahat anlaşabilen kişi. O zaman burada biz diyeceğiz ki Sally deniz seçeneği. Şimdi Sally ile Özgür arasında bir diyalog var. Hadi sen Sally ol, ben de Özgür olayım. Hadi bakalım. What is your favorite activity? Senin favori aktiviten nedir diye soruyor. Tamam. Özgür'e cevap veriyorum. I dislike eating fast food. Ben fast food yemeyi sevmem. Şimdi bak. Sally sana ne soruyor? Sen ne cevap veriyorsun Özgür? Saçma zaman turşu yani, kurusu. Yani bak sana diyor ki senin favori aktiviten nedir diyor. Özgür'e diyor ki ben fast food yemeyi sevmem. Ya sevmediğini sormuyoruz kardeşim sana. Sana sevdiğini soruyoruz. Ben sevdiğim şeyi söylemeni istiyoruz. Mesela what is your favorite? Senin favori aktiviten nedir? Ben çok fazla brokoli yerim. I eat too much brokoli. Ya kardeşim favori aktiviten brokoli yemek mi? Ne diyorsun anlamıyoruz. Şuna bakalım. What is your favorite activity? I always tell the truth. Tell me değil de tell the truth olsun. Ben daima doğruyu saçma söylüyorum. Saçma zaman öyle şey mi olur ya? Sen ruh hastasın. Ben sana yalancı demedim ki. Ya ben sana diyorum ki favori aktiviten ne? Ben daima doğruyu söylerim. Tam doğruyu söyleyebilirsin de doğruyu söyle o zaman. Favori aktiviten ne? I am fan of eating fast food. Ha bak burada Özgür resmen hamburger, marul, turşu ve işte susamlı ekmek bağımlısı. Of bayıldım şu anda var ya. Dışarıda da yemek yemiyorum zaten. Çok canım çekti hocam ya. Ne yapacağım bilmiyorum. Evdeki sağlıklı annemizin leziz yemeklerini yemeliyiz. Dolayısıyla şu anda bizim için çok güzel bir dönem. O yüzden cevabımız denizli diyoruz. Gelelim başka bir kelime. Şimdi self-driving car, food pills, underwater sea, chips on our brains. Şimdi bunlar gelecekte bilim insanlarının hayalini kurdukları bir dünya. Mesela diyorlar ki pil yemekler. Artık yemek yerine böyle hap gibi mesela bir tane İskender alabilir miyim diyorsun. Adam sana bunu veriyor. Teşekkürler hop atıyorsun. Bitiyor. Astronotlar da öyle besliyormuş hocam. Doğru mu hocam? Doğru. Bunların hepsi doğru. Maalesef. Hocam astronotlar tuvaletini nasıl yapıyor? Ben en çok bunu merak ediyorum. Uzay boşluğuna bırakıyorlar genelde. Aa. Evet, camı açıyorlar uzay boşluğuna. Camı açtıkları zaman ölmezler mi hocam orada? Aa, doğru. Uzay astronotlar değişik yöntemler kullanıyor. Hocam ben gördüm bir tane müzede hocam. Bez kullanıyorlar değil mi? Altlarına bez takıyorlarmış. Evet bak astronotlar, Formula 1 yarışçıları bunlar hep bez takıyorlar. Ay ne pis ya. Ana, o yaşta insan altına yapar mı ya? Altına yaptığı için değil. Hızlı giderken mecburen vakit kaybetmemesi lazım. Mecburen bez takıyor. Veyahut da astronot ne yapsın? Uzayda yapacak bir yer yok. Kafasına yapacak hali yok ya. Mecburen bez takıyor. Uzayda umumi tuvalet yok mu? Var ama çok pahalı. Büyük 10, küçük 5 TL. Aynen çok pahalı. O yüzden insanlar genelde bez takmayı tercih ediyor. Self-driving car'a baktığımızda kendi kendine giden arabalar. Mesela günümüzde bu tarz arabalardan başladı. Ben mesela benim arabayı boşaldığım zaman kendi kendine giden ama tabii frene basmam gerekiyor. Mesela self-driving car böyle bir şey. Underwater City'de şehrin altındaki, su altındaki şehirler. Yani
Böyle şöyle düşün, deniz var burada, tamam Tonguç Elan benim. Şurada bir gemi var. Sen gemiyle aşağıda yüzerken aşağıda... Aspendos. Neydi onun ismi? Olabilir. Apollon olabilir. Apokalips olabilir. Fark etmez. Dolayısıyla yerin altında böyle şehirler var. Şehrin içinde insanlar tabii dalgıçlarla yaşıyorlar böyle. Veyahut da özel şeylerle yaşıyorlar. Veyahut da chips on our brains. Bu da beynimizdeki çipler. Yani beyninle mesela sen şu an hiç konuları anlamıyorsun ya Tonguç'um. Ben seni artık beynine bir çip takacağım. Böylece hiç dersleri dinlemene gerek kalmayacak. Dolayısıyla gelecekte bütün bunların hepsi bizi bekliyor. Şimdi arkadaşların yorumlarını alalım. Arkadaşların gelecekte ne olacağını söylüyorlar, ona bakalım. Ardından da ben sana şimdi birazdan ödevini vereceğim. Hocam herkes burada. Gülnihal Çevik hocam, Lucky Dreams. Ondan sonra Fortnite hocam. Ondan sonra Fortnite. I Will Teacher. I Will Teach demiş. Ondan sonra hocam Underwater filmini izlediniz mi demiş hocam. Tonguç, your course are more good for your abonning. Tamam neyse. Ondan sonra Atlantis. Ahmet Bal'dan evet. Anlattı hocam. Aynen Ahmet Bal. Atlantis kayıp şehir. Kayıp şehir. O filme gittiniz mi hocam? Gittim ama biletim olmadığı için almadılar. İçeri geri dönmek zorunda kaldım. Yapabileceğim bir şey yoktu. Say my name. İlyas Erdemiş hocam. Ödev verecek misiniz İbrahim Çarabay? Hemen ödevlere geçelim. Ödevlerimiz arkadaşlar videomuzun alt kısmında. Burada hemen şöyle gösterelim. 7. sınıfta biz bugün hangi ders çektik Tonguç'um? Bugün Dreams. Dreams come true. Yani hayallerimizi gerçekleştirdik. Reading yapacağız burada. Nedir? Bugün vocabulary öğrendik daha sonra. Dreams'le alakalı vocabulary öğrendik. Taktikli tüm dersler sayfa 312-313. Zoru Bankası, Sözel sayfa 201-204. Dinamo 119-126'yı mutlaka İngilizce'de çalışmalısın. Hocam bir de sıfırdan ödev verebilir misiniz demiş arkadaşlarımız. Sıfırdan da ödev verelim. Sıfırdan da ödevlerimiz şöyle bak. Sıfırdan gidiyor Sözel'de biliyorsun Türkçe, sosyal, din var. Sen İngilizce ile alakalı kısma geçeceksin. İngilizce'ye geldiğin zaman Tonguç herhalde benim. Burada biyografiler, hemen ileri gidelim. Celebrations, kutlamalar, environment, evet, occupations, meslekler ve dreams. Şimdi burada hayallerimizi biz gelecekle alakalı olduğumuz için simple future tense öğrenmemiz gerekiyor. Yani I will, yapacağım. Mesela I will go gideceğim. Dolayısıyla burayı sayfa 266'ya çalışmanı istiyorum Tonguç Elan'ım. Sonrasında 267'deki soruları çözmeni istiyorum dreams ile alakalı. Ve sonrasında bunun öncesinde bak şurada dreams ile alakalı kelimeler var. Bu kelimeleri çalışabilirsin sayfa 264'te. Bu kelimeleri neden çalışabiliyor musun Tonguç'um? Çünkü kelime bilgin arttıkça hem bu seneki derslerinde hem de gelecek sene gireceğin 7. sınıftaki ders, 8. sınıftaki sınavlarında inanılmaz faydası olacak. Kelime bir insan. Aynen bir kelime bir insan. İki kelime iki insandır. İki kelime değil bir lisan bir insan. İki lisan iki insan. Bir kelime bir lisansa o zaman bir kelime iştir bir insandır. Hayır Tonguç kafayı yedin sen kafamızı karıştırıyorsun. Neyse sonuç olarak şimdi bunları görmüş olduk. Şimdi hep beraber soru çözümüne geçiyoruz. Hep beraber hocamızla beraber soruları çözeceğiz. 7. sınıf İngilizce'de. Soru çözümlerinde gerçekten çok kaliteli soruları beraber hocalarımızla beraber çözeceğiz. Burada önemli olan konuları çok net bir şekilde öğrenmemiz ve tabii ki de konu. Hello teacher, how are you? Hello my friend, I'm very good and I hope that you are very fine. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Tankut sınıfta yok. Tahmin ediyorum birazdan bize katılacak. Tuvalette olabilir. Peki, Murat, Ege, Malfoy, Kadir Yiğit, Damla, Güven, İnan Çakmak... Adımı okuyun demiş İnan Çakmak, Zümrüt vesaire diye isimler görüyorum arkadaşlar. Şimdi 7. sınıf İngilizce dreams dediğimiz yani hayaller, rüyalar dediğimiz soru çözümüyle başlıyoruz arkadaşlar ve sayfamı çevirdim. Şimdi arkadaşlar kelimelerin anlamlarını bilmek buradaki mantıkta bizim için çok önemli. Mesela flying cars, uçan arabalar, traffic jam. Trafik reçeli değil tabii ki arkadaşlar. Trafik karmaşası diyeceğiz. Robots, robotlar. Teachers at school, okulda öğretmenler. Climate change, yani iklim değişikliği. Drought, kuraklık. Underwater cities, yani sualtı şehirleri. Ve arkadaşlar, crowd, kalabalığı ifade eden bir kelime. Şimdi, boşluğu hangi şık adam akıllı tamamlar? Because of the boşluk. There will be boşluk in the future. Arkadaşlar bir mantıkla gidelim. Diyor ki because of the flying cars. Because of den dolayı demek. Uçan arabalardan dolayı there will be traffic jam in the future. Gelecekte şöyle bir trafik karmaşası olacak. Arkadaşlar zaten şu anda trafik karmaşası var. Because of the robots. Robotlardan dolayı. There will be teachers at school in the future. Gelecekte okullarda öğretmenler olacak ki belki de olmayacak. Because of the climate change, iklim değişikliğinden dolayı. There will be drought in the future. Gelecekte kuraklık olacak arkadaşlar.
C şöyle bir kalsın. Belki C diyen arkadaşları da görmek istersem ekranımı aşağı doğru akıtmak istiyorum. Because of the underwater cities, şehirler, su altı şehirlerinden dolayı, there will be crowd, müthiş bir kalabalık olacak. Şimdi arkadaşlar, eğer içinizde, birazdan okuyacağım, C diyen arkadaşlar varsa, en doğru cevabı verdiler. Durduruyorum ve C diyen arkadaşları birlikte görmek istiyorum. Bakalım arkadaşlar, kimler C demiş, başlıyorum. Hamleci Aga, Yusuf Müftüoğlu, Burak Çolak, Sinan Çiftçi ve arkadaşlar daha niceleri C demiş. Çevirdim. Güzel cevaplarınız için. Şimdi, answer questions according to the text. Tekstimize göre. Hocam arkadaşlar Tankut. Hocam geç kaldım hocam. Özür dilerim hocam. Ne tuvaletmiş be kardeşim. Hocam geç kağıdı almam gerekiyor. Canımsın. Hayır gerekmiyor. Peki. Devam ediyorum. İkinci kağıttayım. Answer questions according to the text. Yani aşağıdaki blow. Aşağıdaki tekste göre, yazıya göre soruları cevaplayacağız arkadaşlar. Soruya bakıyorum. Tankut'um soru bana der ki which of the following, yani aşağıdakilerden hangisi can be the best title? En iyi arkadaşlar title bir parçaya, bir yazıya, bir paragrafa verilebilecek başlıktır. Pekala. There are many predictions. Predictions tahmin demek arkadaşlar. About the future, yani gelecek hakkında bir sürü tahminler var. And they are all different. Gel gör ki bunların hepsi birbirinden farklı. Some predictions are about computers. Bazı tahminler, bakalım arkadaşlar, bilgisayarlar hakkındadır. People believe that computers will make our life easier. İnsanların düşüncesine göre bilgisayarlar. Arkadaşlar bilgisayarlar ne yapacak? Bizim yaşamlarımızı kolaylaştıracak aklımda. They believe that in 50 years, yani onların inancına göre nedir? İlk 50 yıl içerisinde, önümüzdeki 50 yıl içerisinde bilgisayarlar will be much more intelligent than today. Bugünkünden çok daha zeki olacaklar. And it will change people's lives. Ve insanların yaşam, bakın bugünkünden daha zeki oluyorlar ve insanların yaşamlarını gelecekte değiştiriyorlar. Computers will help people work. İnsanların çalışmalarına, bakın bilgisayarlar insanların çalışmalarına, öğrenmelerine, planlamalarına ve karar vermelerine yardımcı olacak. They will help people from different countries. Bakın farklı ülkelerden insanlara to understand each other, birbirlerini anlamaları için yardım edecek. Peki bu yardım nasıl yapacak? By translating, çeviriler yaparak. From one language to another, bir dilden başka bir dile automatically, otomatik olarak çeviri yaparak. Intelligent computers will work. Bakın arkadaşlar, zeki bilgisayarlar, akıllı bilgisayarlar öyle bir work, işlemek, çalışmak, öyle bir çalışacak ki as a, bakın bu çok önemli arkadaşlar, o, la, rak kullanılır. As a scientist, yani bir bilim adamı gibi hareket edecek. And make new discoveries ve belki de muhteşem keşiflerde bulunacak. Diyor ki, bunlardan hangisi buraya en kral başlık olur? Computers in the future. Gelecekte bilgisayar. Bir dursun. Predictions about the environment. Diyor ki, çevre hakkında tahminler. Arkadaşlar bizim buradaki konumuz çevre değil, bilgisayar. Flying cars, uçan arabalar. Buradaki konumuz computers, bilgisayarlar da arkadaşlar. Underwater cities, şehirler, daha doğrusu su altı şehirlerinden hiç bahsetmedik. Enginim, daha doğrusu Tankut'um. Tankut'um, hepsi olur değil mi? Fark eder mi? Hocam ben Türkiye'nin öğrencisi olduğum için bana her isimle hitap edebilirsiniz hocam. Arkadaşlar, Ahmet'im, Mehmet'im, Yiğit'im, Tankut'um, A diyenleri okur musun bize? A diyenler çok fazlalar hocam. Hangi birini okuyayım? Berna Halat, Arda Büyük, Promaster, Emir Bay X, Arda Tekin, B demiş, Emir Sabah, Gül Kütüp ve Enes Toparan hocam. Peki bu şu kısmı biraz canlı yapalım mı? Yapalım hocam. Arkadaşlar, answer questions according hocam, to the text below. Nasıl? Hocam çok iyi değil mi? Hocam şu an sesi kısmak zorunda kalmıştı. Kulaklıkla tamam. Dinleyenler irkilmiştir hocam. Eyvah eyvah. Pekala. Arkadaşlar aşağıda yine bir şey yapacağız. Diyor ki kelimelerin anlamlarını bilmek çok önemliydi. Self-driving car, yani kendi kendine giden araba, doğru mu? Doğru hocam. Harika. Underwater city, su altı şehri. Doğru hocam. Robot maids, yani yardımcı robotlar. Olur hocam. Food pills, yani hap şeklindeki gıdalar. Ha, nasıl oluyor hocam? Arkadaşlar hap şeklinde, yani şöyle minik bir hap pill düşünün. Bu böyle şu şekilde atıyorsun mesela, hop brokoliyi yutmuş gibi oluyorsun. Aa. Kuru fasulyeyi götürdün, içinde sucuk var çünkü. Aa. Sucuklu kuru fasulye ama hap alıyorsun. Küçük. Tabii bunun gibi mis. Peki hem kilosu da ucuz. Bak şimdi. Which of the following? Bu aşağıdakilerden hangisi
can, daha doğrusu hangisini can we add, bu boşluğa ekleyebiliriz, doğru mu? Doğru hocam. Diyor ki, buy a house, bir ev satın almak. Bunlara dikkat ederseniz arkadaşlar, hepsi gelecekteki prediction'lar, bunlar olabilir. Geleceğe yönelik bir şey bulmam lazım. Mesela bir evi satın almak, bugün de alabilirsin, gelecekte de alabilirsin. A diyen arkadaşlarım kaybeder. Flying cars, şu anda uçan araba yok ama gelecekte olabilir. Ben B diyorum. Çok net B diyorum. Travel, şu anda da seyahat ediyorum. Gelecekte de seyahat edebilirim. Get married, şu anda da evleniyorum. Gelecekte de... Evlenebilirsiniz bitti, hocam. Sürekli bitti. Evlenirsiniz hocam. Evet, evlilik bizim işimiz. B diyenleri okur musun? B Tankutu? Diyenleri okuyorum. Melike Kezer, Ahmet Kahlil, onun dışında Tonguç Sever Şevval, Ahsen Çiğdem bilmişler hocam. Peki arkadaşlar bakın. Gelecek yazıyorum buraya. Gelecekteki tahminler diyorum ve... No more wars. Daha fazla savaş istemem. No more winters. Daha da kış olmasın. Underwater cities. Efendime söyleyeyim, su altı şehirleri. Brain chips ve beyine takılan çipler. Bunlar gelecek. Yani daha başka savaş olmayacak. Çok fazla kış yaşamayacağız. İşte su altı şehirleri, beyine takılan çipler. Arkadaşlar gelecekteki tahminlermiş bunlar. Diyor ki, which of the following? Aşağıdakilerden hangisi? Can we not add? Bakın, ekleyemeyiz to the table, bu boşluğa. Hangisini ekleyemeyiz? Bakıyorum. Contact with aliens. Alien arkadaşlar, uzaydaki, yani dünya dışı yaratıklar. Yabancı yaratıklar ile kontakt olabilir. Gelecekte böyle bir şey olabilir arkadaşlar. Space holiday. Peki hocam, uzaya tatile gitme. Evet, future prediction'da uzay tatili var arkadaşlar. Hocam robotlar bizim yerimizi alacak mı? A, B, C diyen arkadaşlarım kaybeder ama education'ı future prediction'a ekleyemem. Çünkü education zaten available. Yani şu anda zaten var. Tankutumun sesinden D diyen arkadaşlar kulağımın içine. Hocam Zaren Aybıklıoğlu, Ayşen Üçer, Yağız Kutay, Cem Avcı, Ömer Mert Kısak ve bir kişi daha Elif Nur Altınsu'yu kutluyoruz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar ve diyor ki, şimdi iki tane arkadaşım var. Bir tanesi güzeller güzeli bir aslan parçası, diğeri böyle kırılgan, çitlenmik bir kız. Narin. Narin ki ne narin. They talk about their dreams ve bu iki güzel kardeşim kendi hayallerini anlatsınlar bize, fakat fill in the blanks with the what's given, yani verilen, arkadaşlar given verilmiş. Verilmiş kelimeler ile boşlukları şıkır şıkır doldurunuz diyor. Kelimelerin anlamlarına bakıyorum. Singer, şarkıcı. Doğru hocam. Award, ödül. Concert, konser. Famous. Ünlü. Famous arkadaşlar. Tankut. Tankut is famous. Famous. Ünlü değil mi hocam? Tabii. Shoe, ayakkabının kralı. Evet. Futbol, ayak topu. Yani futbol, hocam. Futbol tabii ki de. Pekala. Şu aslan parçası. Bakalım ne olmak ister. I will be a boşluk. Player. Nokta nokta player. Arkadaşlar konser oyuncusu olamayacak. Şarkıcı oyuncusu olamayacak. Ünlü bir oyuncu olabilir, kalsın. Devam ediyorum. I will play for Real Madrid. Burada bir boşluk var, club bulduk arkadaşlar. Şimdi bu güzel kardeşim muhtemelen famous bir oyuncu olabilir. Doğru olabilir mu? Hocam. O zaman şuraya famous'ın ben kralını yazar mıyım? Yazarım. Hocam. I will be a famous player. Müthiş bir oyuncu olacağım. Ünlü bir oyuncu olacağım. Nerede oynayacağım kardeşim? I will play for Real Madrid Football Club. Arkadaşlar şuraya futbol yazmam yeterli. Real Madrid futbol kulübünde oynayacağım. I will win the golden. Neyi kazanabilir? Futbolu attım. Golden shoe. Arkadaşlar futbolda biliyorsunuz en fazla golü atan golden shoe, pardon, özür dilerim. Altın ayakkabıyı götürür. Geldik güzel kızımıza. Geriye kalan durumda güzel kızımın singer olacağı çok net belli, soru mantığından yola çıkarsam singer yazdım. Diyor ki, I will be a well-known, ünlü demek arkadaşlar, famous yani. I will be a well-known singer, ünlü bir şarkıcı olacağım. I will give, ne yapacak bu, ne verebilir? Konser verebilir Tankut'um. I will give a concert. Konserler vereceğim. Concerts. All around the world. Tüm dünyada konserler vereceğim. Attım konseri arkadaşlar. Bir tekne kaldı. I will win music awards. Yani müzik ödüllerini kimseye kaptırmam dedi. Ve arkadaşlar bu şekilde bir sıralama yaptım. Doğru olanları okuyabilirsin güzel kardeşim. Mustafa Buğra Kaybet. Bir arkadaşımız şeyi yakalamaya çalışıyorum. Birinci boşluğu futbol olması gerektiğini söylemiş Esma Nur Akun. Hocam itiraz var hocam. Milliyetin Bakanlığı'ndan arıyorlar şey hocam şu anda. Bir şey söyleyeceğim. I will be a famous football player. Olur. Olur. Ama bakın devam ediyor. I will play for Real Madrid Football Club. O zaman ikinci boşluğa ben ne getirmek durumunda kalacağım? Famous. Hiç getiremem. Olmaz değil mi hocam? Hayır bakın. Real Madrid ünlü olmak olur hocam. Real Madrid ünlü kulüp. Saçma olur. Ha, Real evet, Madrid hocam, futbol doğru. Kulübü. O yüzden arkadaşlar kesinlikle famous, football, shoe, singer, concerts,
Awards. Peki hocam. Kadir Yiğit, Umut Çakır, Gizem Alkan, Efe Erdem, Bünyamin Kaya, Hüsnü Baştaş, bize katılanlar cevaplar. Bize duyuyor. Katılanlar. Evet arkadaşlar. Birinci resimden başlıyorum. Diyor ki, write the phrases, ibareleri yazınız. Under the correct pictures, doğru resmini al. Şimdi ben burada bir kırsal bir hayat görüyorum. Kır yaşamını hemen hızlıca bakıyorum arkadaşlar. Kıra bakın buldum. Live in the countryside. Şunu bire getireceğim. Sığar mı buraya Tankut, ne diyorsun? Olduğu kadar hocam, olmadığı kadar. Live in the country, ülke demek arkadaşlar normalde ama... Lan nasıl sığdıracağız arkadaş bunu biz buraya? Şöyle yapayım mı? Yapın hocam. Countryside. Live in the countryside. Countryside'e attım arkadaşlar. Böyle hani bir kırda, dağlarda yaşamak güzel. İkinci kısma bakıyorum. Böyle bir dünya turu, bir gezinti gibi bir şey var mı arkadaşlar? Have a family, successful career, education, business. Buldum. Travel around the world. İkinci boşluğa gelir mi? Tankut'um sen gelmez desen de ben bunu kral gibi getiririm. Travel around the... Gerisini getiremiyorum. Şuraya sığdıracağım. Dünya çapında... Şey, ne o? Seyahat. Peki, şu arkadaşlar karısıyla birlikte zannedersem ev bakıyorlar Tankut. Ev satın almak gibi bir şey görebiliyor muyuz burada? Buy a house, işte burada. Buy a house. House'u gördüğüm zaman yapıştırırız. Peki, hocam. Şuraya buy a house dersem yeterli. Müstakil bir, pardon arkadaşlar şöyle, bir yeterli olacaktır. Burada bir güzel kardeşim kahve, çay, portakal suyu bir iş yerinde çalışıyor anladığım kadarıyla. Bakalım. Business hocam. Biz nerede business? Sol bravo. Hocam. Run on. İşte bu, ya bu arkadaşlar Tankut'un bir huyu anahtar var. Anahtar kelimeleri yakalarım hocam. Oğlan var ya acayip buluyor be. Çok mu? Arkadaşlar biz buna ROB diyoruz. Rob diyoruz bu arada. Bilginiz olsun. Rob yani run on şey business. Kendi işini işletmek diyoruz. Pekala çocuklar. Education burada dershane falan gibi bir şey var mı? Go on education. Şunu attım. Şey sürekli eğitim arkadaşlar. Go on. Allah'ına kurban. Devam etmek demek. Edu'yu kısaltsam üzülmeyiz değil mi arkadaşlar? Canlı sağ olsun. Peki. Hocam. Şurada arkadaşlar birisi ödül almış. Ödül kelimesi award. Onu bulabiliyor muyum Tankut'um? Var mı öyle bir şey? Have a successful career bilmem ne. Mesela şuna bakalım hızlıca. Aha. Have a şey. Have a happy family. Mutlu aile. Have a happy. Bakın test tekniğiyle gidiyorum. Happy family dedim. Bu da gitti arkadaşlar. Şurada şehir yaşantısı gibi bir şey. Live in a big city. Hop. Live in a big... Tankut ne kaldı geriye abi? Yönlendir beni. Canımın içi. Hocam have a successful career. Peki. Hocam. Have a... nasıl sığacak abi? Successful... Hocam arkadaşlar artık anladılar neresi olduğunu. Onların var ya Allah'ına kurban. Peki sen isimleri okurken çevirdin ve ödülü soruyla başlamışım. Teneffüs hocam artık okuyamıyorum isim. Herkese hoşça kalın diyoruz. Arkadaşlar sevgiyle kalın.